LGS'ye son 210 gün, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diyeceğiz ve inşallah çalışmalarımızın, gayretlerimizin sonrasında LGS 2023'te sözelde ve sayısalda kendi destanımızı, kendi efsanemizi yazacağız. Bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve bunu da inşallah hak ederek elde edeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin bütün o güzel fen liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, sosyal bilimler liseleri 210 gün sonra bizim olacak. Sizler çalışıyorsunuz ve bunu en fazla da sizler hak ediyorsunuz. Haftanın LGS motivasyonuna baktığımızda Robert isimli bir vatandaş diyor ki her gün yarının geçmişine geri dönüp onu değiştirmek için bir fırsattır diyor. Gerçekten de bizler esasında geçmişi değiştiremiyoruz. Mesela bugün günlerden pazar olsun, dünü yani cumartesi artık değiştiremeyiz. Cumartesi artık geride kaldı, yapacak bir şey yok. Cumartesi'yi artık değiştiremeyiz. Ama bugün pazar ya, bu pazar günü çalışarak, gayret göstererek, denemeler çözerek, LGS çıkmış sorulara bakarak ya da işte kitaplardan sorular çözerek pazar günümüzü değiştirebiliriz. Pazarımızı mükemmel bir hale getirebiliriz ve pazartesi gününe geçtiğimizde artık pazar günü bizim olmuş olur. Onu cebimize koymuş oluruz. İşte bu kalan 210 gün içerisinde 210 günü de iyi değerlendirirsek geçmişe döndüğümüzde oh be deriz ya, bugünleri değerlendirdim ve artık güzel güzel sonucumu bekliyorum diyebiliriz. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Defne Eryaz demiş ki ara tatilde kamp olacak mı? Olmaz mı sevgili Defne? Tabii ki de atak kampımız olacak, yani ara tatil kampımız olacak. Bu kampta sizlerle birlikte 14 Kasım'da başlayacağız ve matematik Türkçe fen inkılapta yeni nesil soru çözümleri olacak. Branş özelinde Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta süper taktikler vereceğiz ve rehberlik motivasyon olacak. Sizlerle birlikte 14 Kasım'da ara tatil kampımıza netlerimizi inşallah atağa geçireceğiz. Pusula ayında, Kasım ayında bizim için atak kampı çok çok değerli. Yani bulduğumuz her bir boşluk, hafta sonunda, hafta içinde, sene içinde bulduğumuz her bir tatil anı esasında bizim netlerimizi artırmak için, LGS 2023'te kendi efsanemizi yazmak için gerçekten büyük bir fırsat. Bunu da değerlendireceğiz arkadaşlar. Ara tatilde konu ağırlıklı mı yoksa soru ağırlıklı mı gitmeniz? Bizler arkadaşlar şu ana kadar işlediğimiz konuların güzel güzel sorularla tekrarını yapacağız. O yüzden bol bol soru çözeceğiz. Zaten siz ne kadar konu çalışsanız da en çok soru çözmeniz lazım. Çünkü sınavda size soru soracaklar. Bakalım doğru mu söylüyorum? Açalım. Ah, soru soruyorlar. Bakalım. Ah, soru soruyorlar. Yani seçenekleri belli olan soru soruyorlar. Ama hocam konu çalışmadan soru çözülmez ki. Doğru. Ama bir saat konu çalışacaksınız, 5 saat soru çözeceksiniz. Bir saat konu çalışacaksınız, 6 saat soru çözeceksiniz. Çünkü sınavda size soru çözecekler. Yani ben sürekli konu çalışıyorum, az biraz da soru çözüyorum. Olmaz. Konu çalışacaksın, bol bol soru çözeceksin. Matematik dersinde okulda hoca soru sorduğunda her türlü çözüyorum ama evde yapamıyorum. Soruları bunlar cevaplarsanız sevinirim demiş Defne. Tabii ki Defneciğim. Şimdi matematikte arkadaşlar eğer sayısal bölümde LGS'e çıkan soru tarzına bakarsanız böyle kutular var, ne bileyim böyle resimler var. Aman Allah'ım. Hemen bir anda bunları çözmek istediğinizde birazcık moraliniz bozulabilir. Biz bu yüzden temelden başlayın, sonra orta seviye, sonra zora geçin diyoruz. Hatta bununla alakalı Problem Bankası diye bir kitabımız var. Bu kitapta sizlere tüm soruları resimli yaptık. Ama tüm sorular zor değil. Bakın bu da resimli ama mintoş bir soru. Bu da resimli ama mintoş bir soru. Esas bu soru. Yani gittikçe zorlaşıyor. Mesela geçiyoruz buraya bak. Aa, resimli zor soru. Hayır hayır. Bir iki tane işlem var. Ama zamanla kazı kul aziz oluyor. Yani gittikçe zorlaşıyor. Kareköklü ifadelerde veyahut da işte çarpanlar katlarda, veri analizinde, olasılıkta, doğrusal denklemlerde, eşitsizliklerde hiç fark etmez. Üslü ifadelerde. Bayağı güzel duruyor bu soru, zor soru galiba gibi duruyor ama esasında temel seviye. Mintoş, güzel güzel yapıyorsun. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Sonra biraz daha orta seviye geliyor. Artık takılmaya başlıyorsun ve cevap anahtarından soru çözmeni izlemeye başlıyorsun veyahut da kare kodlardan. Sonra buraya gelince bunları çözebildiğin için ya bunu da yaparım diyorsun. Artık şu ön yargını yıkıyorsun. Diyorsun ki ben resimli soruları yapamıyorum değil, ben resimli soruları yapabiliyorum diyorsun. Ve pıtır pıtır yeni nesil matematik sorularını bu kitap sayesinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tonguç mağazadan ya da size yakın Tonguç kırtasiyelerden bu kitaba ulaşabilirsiniz. Şimdi atak kampımız 14 Kasım'da başlıyor dedik. Mükemmel bir şekilde atağa geçiyoruz dedik. 11 Kasım'da moral denemesine mutlaka katılın arkadaşlar LGS dershanesinde. Tonguçakademi.com'da LGS dershanesinde bizler deliler gibi sorular çözerek sıkı sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de lütfen 11 Kasım'daki moral denememize katılın. Kitap okumayı unutmayın arkadaşlar. Oscar Wilde'ın Mutlu Prens kitabını sizlere tavsiye edebiliriz. Ve az önce söylediğimiz gibi yeni nesil matematik problemlerini direkt bu şekilde zordan başlayarak değil de mintoş, normal, kolay, zor, zor diye gitmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ama hepsi böyle gördüğünüz gibi aman Allah'ım, aman Allah'ım ne kadar zor gibi duruyor. Ama esasında çok tatlı, çok
Güzel sorular arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorularınızı bekliyoruz. 210 gün sonra o liseler sizin olacak arkadaşlar. Ben hala öğretmenliğe devam edeceğim. Ben burada gelip hadi arkadaşlar çalışın diyeceğim. Ama sizler o güzel fen liselerinde, o güzel Anadolu liselerinde, sosyal bilimler liselerinde yepyeni arkadaşlarla, yepyeni başarılarla hayatınıza devam edeceksiniz. Ve inşallah çok da güzel mutluluklar yaşayacaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız. Hadi bakalım.